Ya bence hükümet böyle şeyler hiç üstlerine gitmesin. Yani hiç bu tip tırmanışlar meydana getirilmesin. En başına yapılmaması gerekiyordu. Evet. Bu gittikçe Avrupa çapında genişleyebilir. Türkiye'yi yalnızlaştırmak istiyorlar. Böyle bir olayda olayı böyle ne bileyim hoş sohbet, sevecen, sevgi dolu üsluplarla kapatmak lazım. Yani meseleyi vahim hale getirmek bence doğru değil. Biz sevecenliğimizi, nezaketimizi, efendiliğimizi gösterelim. Yatıştırıcı davranalım. Mağdur ve mazlum konumda olalım. Yani kamuoyunun desteğini alırız o zaman. Bu güzel olur. Öbür türlü yani bir antipati geniş çapta yayılabilir. Bu gereksiz. Benim kanaatim. Yani Türk milleti neyi nasıl yapması gerektiğini bilir zaten. Zorlamalar yani diğer ülkelerde bu sıçrarsa bence riskli olur yani. Gereksiz bir gelişme meydana gelir. Konuyu hiç gündeme getirmeden geçiştirmek en iyisi bence. Çünkü bu konuda hazırlıklı oldukları anlaşılıyor. Benim görüşüm tabii. Yani sevgi, şefkat, dostluk ve kardeşlik mesajları vererek ılımlı bir üslupla konuyu kapatmak lazım. Evet, dinliyorum. Sayın Erdoğan, Hollanda'nın tavrı karşısında bir açıklama yaptı. Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağına izin verme. Bakalım senin uçakların buraya nasıl gelecek? Bunlar bu kadar ürkek, bu kadar korkak. Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist. Bunu böyle biliniz dedi. Ve Hollanda'dan yapılacak turistik uçuşlar dışındaki diplomatik uçuşlara yaptırım getirebileceğinin sinyalini verdi. Ya şimdi onlar da Türkiye'ye aynı şeyi uygularlar. Yani turist akışı durur, bilmem ne olur falan. Bence Rusya'yla da aynı şeyler yapılmıştı. Suriye'yle de aynı konular olmuştu. Irak'la da aynı konular olmuştu. İsrail'le de aynı konular olmuştu. Libya'yla da aynı konular oldu. Yani bu onların bir devamı olacak gibi görünüyor. Bak hepsinden geri çekildik. Evet, evet. Bu konudan da geri çekilelim. Bunlara gerek yok. Evet. Yatıştırıcı, modern, böyle sanatı, sevgiyi, kadın haklarını ön plana alan kaliteli bir Türkiye görünüm verelim. Yani bu pek hoş bir durum arz etmez. Yani gerilen bir sistemi daha da germek doğru değil. Gerici konuşmalardan kaçınmak lazım. Geren üsluplardan geri durmak gerekiyor. İngiliz derin devletin güçlü bir atağı var. Onlara malzeme vermeyelim. Mazlum, sevecen, iyi niyetli, güzel huylu, yatıştırıcı tavrımızı gösterelim. Makul tavrımızı gösterelim. Yani siyasette, dış siyasette keskin, sert politika modeli bence şu an uygun değil. Yani ters teper gibi geliyor bana. Benim görüşüm bu.